Herkese merhaba dostlarım. Borsa Sivas'ı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle yeni hafta açılmadan Borsa İstanbul'da neler yaşanabilir önümüzdeki hafta? Beklentiler nedir? Teknik seviyeler nedir? Beraberce inceleyelim. Ve endeksi en çok etki eden Türk Hava Yolları, Tüpraş gibi şirketlerin de teknik anlamda bir analizini yapalım istiyorum. Geçen hafta zor bir hafta geçirdik. Yüzler gülmedi. İstediğimiz değerlerin altına gelen bir borsa vardı. Beklentiyi satın alıp sonrasında gerçekleşince satan yabancıları gördük. Eğer takas ve teknik analiz videolarımı izliyorsanız sizler de fark etmişsinizdir ki alımların sığlaştığı, piyasanın sığlaştığı, fiyatların düştüğü bir hafta geçirdik beraberce. Hepimiz çok üzüldük. Hatta şakaya vurduk, deliliğe vurduk. Gibi gibi ama önümüzdeki süreçte neler yaşanacak beraberce inceleyelim istiyorum aslında sizlerle. Öncelikle BIST 100 endeksini açtım. Bu arada videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Abone değilseniz, abone olursanız da çok sevinirim. Yaptığınız yorumları okuyorum. Bana bazı sistemleri de görüyorum. Hisse yazanlar ve inceleyemediğim hisseler de var. Bunun da farkındayım. Onları da elimden geldiğince telafi etmeye çalışacağım. Çok fazla öneri, çok fazla istek var. Ben de o istekleri değerlendirirken bana gerçekten katıla destek olan abonelerimin isteklerini ister istemez öne çıkarıyorum. Çünkü onlar benden bir beklentiyle katıla destek olmuyorlar. Beni sevdikleri, destekledikleri için bana katıla destek oluyorlar ve ben onlara bir şey vaat etmiyorum. Buna rağmen destek oldukları için onların benden istemiş olduğu hisseleri öncelikle indirerek bakıyorum. Umarım anlayışla karşılarsınız ve bana destek olan tüm takipçilerime de tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi isterseniz Borsa İstanbul analizine geçelim çünkü bu analiz biraz bizim açımızdan önemli olacak. Şimdi Borsa İstanbul'da haftalık anlamda gördüğünüz gibi bir yükseliş trendindeydik. Ve bu yükseliş trendinde bakın burada 3 hafta üst üste alt banda dokunan, 3-4 hafta alt banda dokunan bir endeksten gördüğünüz gibi şu seviyede tekrar alt banda gelmek isteyen bir Borsa İstanbul endeksi görüyoruz aslında. Ben şöyle günlük tarafı açıp pivotları da açmak istiyorum. Şimdi gördüğünüz üzere Borsa İstanbul şu an 10.891'lerde kapamış durumda maalesef. Ve şurada da altta da RSI'da da gördüğünüz gibi çoğunlukla orta bandın üzerinden bir tepki veren RSI'miz var. Burada da görüldüğü üzere bu bölgeye yaklaşmış ve buradan bir tepki vermek istiyor. Ve geri çekilme devam ediyor. Biz bunları zaten beraberce gözlemle konuşmuştuk. Olabileceğini söylemiştik. Düşündüğümüz gibi de oldu. Ben de şu anda hissedeyim. Biliyorsunuz bayram öncesinde bir kısım hisselerimi aldım. Bayramdan sonra düşüşten bir kısım daha aldım. Şu anda ben de minimal diyelim bir eksideyim. Ama o önümüzdeki geçmiş 1,5 aylık sürede bildiğiniz üzere ben de para piyasası fonlarında paramı değerlendirmiştim. Bazen ben de aceleci olduğumu düşünüyorum ancak son yıllarda borsanın Temmuz Ağustos aylarında yükseldiğini de öngörerek ve bilançolarında özellikle havacılığın iyi geldiğini bilerek de ki şu anda da iyi geleceğini de öngörerek ki sonuçta öyle gözüküyor. Aylık yaptıkları uçuş sayılarına ve kazançlarına baktığınız takdirde biliyorsunuz hava yolları aylık anlamda halka açık şirketler oldukları için yayınlıyorlar uçuş sayılarını ve ne yaptıklarını, ne kadar uçuş yapıp kazandıklarını diyelim kabaca. O yüzden burada iyi beklentiler olduğu için bu rally'yi kaçırmak istemedim. Ben de borsaya bir giriş yapmıştım. Ben de şu an ufak da olsa bir eksideyim. Ama çok sıkıntı verecek bir eksi olmadığını ben de düşünüyorum. Umuyorum sizler de şu an çok endişeli değilsinizdir. Biliyorum 1,5 ay öncesinden hissede kalmış ve çok terste kalmış dostlarım da var. Bu kanalı daha önce görmemiş dostlarım da var. Belki benimle birlikte haftalık düzenli analizleri, yaptığım analizleri izleme fırsatı bulsaydınız sizler de o an benimle birlikte benim endişelerimi öğrenip çıkış yapıp belki sizler de yine daha alt fiyatlardan tekrar alıma geçebilirdiniz. Ama sağlık olsun şu anda benimle tanıştınız, daha önce tanışmadıysanız ya da tanışmıştınız ama henüz güvenemiyordunuz. Beraber bunu deneyimledikten sonra sizler için de bir referans olmuş olabilir. Endişelendiğimiz zamanlarda maalesef bir şeyler olabiliyor. Şimdi Borsa İstanbul tarafına geçtiğim takdirde gördüğünüz gibi yine bu alt banda inmek isteyen, yükseliş trendinin alt banda inmek isteyen bir Borsa İstanbul var. Ve buraya gelmesi de işte aylık pivotları falan görmesi anlamına geliyor olabilir. Oraya dokundurmak istiyor olabilirler. Bakın burada böyle ikili tepe yapmış.
tarzında bir oluşumlar da var. Hani bazen bu oluşumları gösteriyor, bazen göstermiyor. Ben o yüzden daha keskin, bize net sonuç veren oluşumlardan bahsediyorum. Bunlardan biri zaten kanallar, diğeri de pivot. O yüzden şu an böyle çok iç açıcı gözükmüyor açıkçası. Ama şimdi bulunduğumuz bölge, fark ettiyseniz, bir talep alanına gelmiş durumdayız. Bu talep alanından yataya bağlı bir tepki de verebilir. Aşağıya doğru inip kanalın alt bandını buralarda denemek isteyebilir. Buralarda deneyebilir. Ama bu seviyelerin altını çok da inceleyeceğini öngörmüyorum açıkçası. Ama tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar tamamen teknik anlamda gördüğünüz veriler. İsterseniz bir de Türk Hava Yolları'na geçelim. Sevgili Türk Hava Yolları, çok üzdün bizi. Yükseliş öncesi son silkelemeler mi desek, ne desek, bakar mısınız şuna? Bizi burada süründüre süründüre devam ettirdi diyebiliriz. İsterseniz bakın, şurada gelen alt bandın, ups, özür diliyorum. Bakın, şurada nerelerden geçtiğine bakacak olursanız, bu paraleldeki çizginin, gördüğünüz gibi aslında bizim ana kanalımızı takip eden bir iğne ucu mumların gittiği de bir bölge var. Bakın, oraya gelmişiz ve orada kapamışız gibi gözüküyor. Yani burada Türk Hava Yolları'nın neden bu kadar gereksiz bir şekilde baskılandığını ben de inanın anlamış değilim, ama çok beklentiler olduğu için, herkes de bir beklenti olduğu için şu an silkelemek için insanlar uğraşıyorlar diyebiliriz. Peki burada hangi seviyelere gidebilir? Ne durumda gözüküyoruz? Şurada gördüğünüz gibi günlük tarafta kafasını yukarı çıkarmaya çalışan bir Türk Hava Yolları var ve orta bandının altına çekilmiş. Hani biz buralarda olmasını beklerken şu an kendisi RSI bölgesinde bile alt tarafta kalmış gözüküyor. Peki buradan bu yükselişin devamı gerçekleştiğinde ilk hedeflerimiz zaten 308'lerle aylık pivotlar olacak. Eğer şurası bir talep bölgesi, bu talep bölgesi üzerine çıkmayı başarırsak, ki ben yine söylüyorum, ben inanıyorum, Türk Hava Yolları'nın son dönemde çok yavaş gittiğini düşünerek burada bir hareket olacağını inananlardanım. Gördüğünüz gibi ilk hedefi 318'ler, 327'ler, 337'ler diye devam ediyor. Buranın sonrasında orta bantta tekrar bir değerlendirme yaparız diye düşünüyorum. İsterseniz bir de Tüpraş'a bakın. Tüpraş da çok üzdü. Ve eğer takas analizi videomu izlediyseniz, Tüpraş'ta hala satışta olduklarını da görmüşsünüzdür. Ancak bakın, ne kadar satışta olurlarsa olsunlar, burada bir kanalımız var. Gördüğünüz gibi bir yükseliş kanalı ve kanalın üçüncü kez dibine gelmiş durumdayız. Ve dibine geldiğimizde de fark ettiyseniz, haftalıkta kapanışta yine kanalın içinde kapatmayı başarmış bir Tüpraş var. Yani burada çok da aşağıya düşmek istemeyen, bakın burada RSI bölgesinde de kafasını yukarı kaldıran bir Tüpraş var. Burada da ilk hedefi 168'ler, sonra 177'ler olacaktır. Zaten bu seviyeleri geçtiği takdirde umuyoruz ki 190'ları da görmesi olası olabilir, ama o zaman orta banda gelmiş oluyoruz. Unutmayın bunu. Orta bantta bir karar bölgesidir. Bakın, şu önceki zamanlarda olduğu gibi orta bandı güçlü bir mumla geçebilirse sonraki günler için bize bir potansiyel oluşturabilir. Bakın, aynı şekilde orta bandı güçlü bir şekilde kırarak düşüşüne de devam etmiş zamanında. O yüzden buralar bizim için değerler olacak, ama zaten aracı kurum raporlarında daha yeni paylaştım Morgan Stanley'nin. Orada da verilen hedefler 250'lerin üstüne çıkmıyor. Yine de aklınızda bulunsun. Bazen böyle ters psikolojiyle düşük hedefler de verebiliyorlar. Göreceğiz bakalım hangi seviyeleri göreceğini. Benim size bugünlük videom bu kadar. İki tane şirketi ve endeksi beraberce inceledik. Potansiyelleri konuştuk. Önümüzdeki hafta ne olur? Çünkü siyasette ve ekonomide hiç tahmin etmediğimiz haberler karşımıza çıkıyor. Böyle Amerika piyasaları gibi daha öngörülebilir konular yok önümüzde. Çünkü orada bir Fed var ve Fed'in enflasyonla ilgili yaptığı açıklamalar var. Ama Türkiye borsasında maalesef çok bilinmeyen bir denklemdeyiz. O yüzden haftaya açıklanacak işte tüketici bilmem ne verileri, şu veriler deyip sizi belli konuda bu olursa bu olabilir, bu olursa bu olabilir diyemiyoruz maalesef. Çünkü gerçekten çok bilinmeyen bir denklemde yaşıyoruz.
O yüzden bizler de yatırımlarımızı daha güvenli alanlarda tutmaya gayret ediyoruz. Ben de o yüzden yapmış olduğum alımları yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte daha güvenli gördüğüm şirketlere, daha diplerinde olan şirketlere yaptım. Bunları da sizlerle zaten paylaşıyorum. Hepinize videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Güzel günler yakında olacak. İnanın, gerçekten inanın. Hepimiz inanırsak ve yatırımlarda gelmeye başlarsa her şey kısa bir zaman sonra değişecek. Her kötü günün arkasından da güneş doğuyor biliyorsunuz. Hepinize güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.